Satayım diyorsun oğlum. Biz o kadar satar mıyız lan? Eve geçtim, bir boy abdesti aldım, silahlarımı aldım. Ailem sana emanet, bu gecenin sabahında ne olacağımızı bilmiyoruz. Sonra halkın üstüne atacağız diye. Ben o soya dura yani sonuna kadar burada, ölümüne kadar buradayız dedi. Bizim dedelerimiz... Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz diye bağırmaya başladım. ...15 Temmuz 2016. Türkiye'de hava karardı. Gece havadan da daha karanlık olacaktı. Ve bir o kadar da uzun. ...15 Temmuz'u olağan telaşlarıyla geçirdi Türkiye. Cuma akşamı iş çıkışı yoğunluğu geçmiş... Hafta sonu planı yapıyordu herkes. Bir yaz günü olması itibariyle de sokaklar doluydu. Ta ki bir ülkede yaşanacak hiç de normal olmayan olaylar başlayana kadar. Herkes evine gitsin, tatlı tatlı. Saatler 22.05'i gösterirken F-16'ların alçak uçuşlarıyla yankılandı başkent. İstanbul'da da eş zamanlı hareketlilik yaşanıyordu. Askerler İstanbul'un en kritik noktalarını Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerini trafiğe kapattı. Canlı yayındaydım. Saat 10'da başladı program. Program devam ederken yakın çevremden bir takım mesajlar aldım. Turgay abi, tuhaf şeyler oluyor. Önce anlamadım. Sonra ısrarla mesajlar devam etti. Şu anda Boğaz Köprüsü'nü kapatıyorlar. Tanklar Boğaz Köprüsü'ne geldi. Sokaklarda tanklar görüyoruz. Şimdi bir an bir duraksadım. Sonra tabii yayın devam ediyor. Yayın devam ettiği için birileriyle telefon bağlantısı yapıp, yani özelde yayında değil, bunu test etme, anlama, ne olduğunu öğrenme şansınız yok. Fakat dakikalar ilerliyor, bu söylemler artıyor ve şu tweet'i aldım yayında. Darbe oluyor, seni de asacağız. Kork ve titre. Bu arada Tuncay Öz editörümüz. Çeşitli kaynaklardan meselenin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor ama gerek Tuncay gerekse ben, yaş itibariyle bundan önce daha çok darbe yaşamış bir kuşaktan geldiğimiz için uçakların Ankara üzerinde alçaktan uçtuğu yönündeki bilgiyle beraber Türkiye'nin bir darbe sürecine girdiğini anladık. Ne oluyor? Kim nereden ateş ediyor ya? Burada, burada. Darbe girişiminin ilk dakikalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında da hareketlilik vardı. Saat 22.10 sıralarında 3 kamyon asker kıyafetli terörist binaya geldi. Başkanlık makamının olduğu bölüme girdi. Olayın yankısı kısa sürede duyuldu. Polis ekipleri, vatandaşlar ve haberciler de Büyükşehir Belediyesi'ne doğru yola çıktı. Yaklaş, 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 yaklaş. Gel, 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 gel. Orada belediye binasının içerisinde askerlerin halka ve polise ateş açtığı, çatışmaların sürdüğü şeklinde bilgi gelince ya dedim askerler
nasıl polis halka ateş eder? Olayların başlangıcında şiddetinin ne olacağı da gösterdi kendini. O akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birçok kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce tanığın gözleri önünde. En sonunda ateş kesildi bir ara ve polisler Büyükşehir Belediyesi'nin içerisine girdi. Halkla beraber, çünkü halk desteği müthiş, polislerle beraber içeri girildiği zaman ben birkaç kişinin elinde bıçak ve tabanca gördüm, sivillerin elinde. Askerlere zarar verebilir. Çünkü orada rütbeli askerlerin dışında emin altında olan masum, ne olduğunu bilmeyen askerler var. Normal vatan evladı. Yani darbe nedir bilmeyen, halka ateş açmayan. Çünkü daha sonra oradaki güvenlik görevlisinden, burada bir albay var, bizim silahlarımızı almak istedi, askerlere de kimse binaya yaklaşmasın, ateş edin diye talimat verdi. Askerlerin bazıları biz ateş etmeyiz dedi. Girişimin ayak seslerinin yankılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi baskınında yaşananlar daha sonra yaşanacaklarında habercisi gibi. En üst katta askerlerin olduğu, polise, halka ateş açan askerlerin olduğunu, rütbeli askerlerin olduğunu duyduk. En üst kata çıktı, kapılar kırıldı vatandaşlar tarafından. Orada bulunmadı. Alt katta, sığınakta askerlerin olduğu bilgisi geldi. İşte yine alt koridora gittiğim zaman elinde bıçaklı birini gördük. Ben askerleri bıçaklayacağım dedi. Dedik ya öyle bir şey yapma. Oradaki askerler, bazıları emir kulu, bıçaklı mı başını derde sokma gibi, böyle bir iyi niyetle onları engellemeye çalıştık. Polisler de öyle yaptı. Ondan sonra sığınakta 5 tane askerin olduğunu, onlar da korkudan oraya saklandığını, rütbesiz yani er ve erbaş da oradakiler. Onlar teslim olacaktı ancak halktan çekindiler. Polisler de içeri girdi, sığınaktan içeri. Oradaki askerleri, önce biz devletin güvenlik görevlisiyiz, polisiz, sizi buradan hiçbir şekilde kılınıza zarar vermeden dışarı çıkartacağız dediler. O paniği, yaklaşık bir 10-15 dakika süren paniği görüntüledik. Hatta içerisi karanlıklı sığınak. Polisler bizim kameranın ışığından yararlanıp sığınağa girdiler. Bizi kandırdılar. Bize tabikat dediler. Çıktık oraya. Ne olduğunu bilmiyoruz biz. Anladın mı abi? Ben şimdiye kadar doğuda askerlik yapmadım diye üzülen adamım ben. Anladın mı? Biz vatanı satar mıyız ya? Ankara'da genelkurmaya çıkan yollar kapatıldı. Jetler ve helikopterler havadaydı. Çatışma sesleri ilk bu dakikalarda yankılandı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay binasındaydı. Ve burada darbeci askerler tarafından rehin alındı. İstanbul'da da kırmızı alarm çalmaya başladı. Bu dakikalarda televizyonlardan son dakika haberleri geçmeye başladı. Hangi hain ellerden çıkan plan uygulanmaya kondu, kimler millete bunu yaşatıyordu, milli iradenin karşısında durmak isteyenler kimlerdi? Köprünün üzerinde askerleri görünce bunun herhangi bir güvenlik taraması veya herhangi bir bomba ihbarı, terörist bir girişime karşı bir tedbir olmadığını anladım. Yani çünkü bunu başka birimler yapar. Askerler köprüyü kapatmışlardı. Askerin oradaki varlığı, duruşu bunun bir darbe teşebbüsü olduğunu ortaya koyuyordu. İlk tabii aklıma Cumhurbaşkanımız geldi. Yani nerede, durumu nedir? Cumhurbaşkanlığındaki arkadaşlarımızı aradık. Onların tarafından da ulaşılamıyordu. Zaten çok ciddi bir trafik yoğunluğu olduğundan dolayı birçok kişiye ulaşmak mümkün değildi. Tabii oradaki soru, darbeyi kimin yaptıydı? Darbeler yine muhtemelen cuma akşamları gelir ama bu geç saatlerde herkesi bir şekilde gözaltına alacak şekilde sokağa çıkma yasağı olacak, sokakta askerler olacak. Yani klasik darbe formatına uymayan bir tablo vardı.
Bunun da ordunun içerisinde farklı kademelerde, farklı yapıların, şebekelerin bu işe giriştiğini gösteriyordu. Türkiye'ye çok büyük bir haksızlık olduğunu hissettim. İstanbul'daki en kritik noktalar hedef alınmıştı. Atatürk Havalimanı da onlardan biriydi. Ülkede savaş varmışçasına tanklar sokaklardan geçti. Türkiye'nin en kalabalık havalimanının girişleri tutuldu. Panik arttı. Kırk yaşındaki tıp öğrencisi Metin Doğan, havaalanına darbeci askerlerin tanklarla girişinin ardından girişimin sembolü olacak anlardan birini yaşadı. Darbeci askerlerin ateş etmesi durdurmadı Metin Doğan'ı. O, demokrasi için dışarıdaydı. Canını bile vermeyi hiçe saydı. O sırada kamyondaki askerler de vardı. Onlar silah tutup, namlu tutup o bağıranlara... Çekilmem için bağıranlara dönüp bağırıyordum, ateş edin sana derken. O sırada tank hareket etmeye başladı. Hareket edince de ilk sağ paletin altına yattım. O tişörtlü olduğum resimde. O paletin altına yattım. Orada da yatarken şeyi ayarladım böyle işte. Geçerken kafam aynı anda gitsin. O paleti öyle bir ayarladım ki o gelişine göre. Kalbim, tüm organlarım aynı anda bir saniyede yok olsun istedim. Ve o sırada onu beklerken böyle geçecek bir saniyede ölüm nasıl bir şey olacak? Sen onu beklerken tank durdu. Tanklar geri çekildiler. Metin Doğan demokrasi nöbetçileri arasında kahraman olarak adını yazdırdı. 15 Temmuz tarihine. Karşınıza kaç kişi çıkarsa çıksın desinler böyle. İsterse ordu çıksın etsin. Eğer siz doğru olduğuna inanıyorsanız böyle... Etten kemikten yapılmış bedeninizin o tonlarca ağırlıktaki hiçbir önemi yoktur o tankın altında kalmasının ya da o mermilerle vurulmanızın hiçbir önemi yoktur. Türkiye neler yaşandığını anlamaya çalışırken, ilk açıklama saatler gece yarısına yaklaşırken Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Korkulan hareket, başbakanın ağzından kalkışma olarak duyuruldu. Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. O an tabii içinde bulunduğumuz durum gerçekten çok ilginç, anlatılabilecek gibi değil. Çünkü biz kişisel olarak hem gazeteci olarak hem de vatandaş olarak paralel ihanet çetesiyle çok ciddi mücadele eden birisiyiz. Dedik ki herhalde yolun sonu geldi. Çünkü bunlar bu girişimi başarılı olsaydı mutlaka ilk önce gelip alacakları isimlerden bir tanesi olacağımı düşündüm. Bu dakikadan sonra Türkiye için yaşanacak daha da karanlık saatler başladı. Türkiye 36 yıl öncesinde yaşadıklarını bir kez daha hatırladı. Lakin darbe korkusu artık iliklerine kadar işlemiş bir toplumun evlatlarıydı. Milli iradeye sahip çıkacaklardı. Bu ilk anlardan belliydi. Beyler beni dinleyin. İyi dinleyin hem de. Bakın. Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa ben canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Aç abi. Beni aç abi. Ben geçerim. Evet hadi ben de aç geçerim. Ben geçerim. Ben de geçerim. Haydi abi. Arabalar da haydi. Araba. Bir insan bir kere ölür, bir kere adam gibi. Arabayla gel. Arabayla. Gazeteci Fatih Çekirge o sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'la birlikteydi. Samsun'da öğrendiler darbe girişimini. Direneceklerdi.
Yani inanın bir böyle demokrasi siperi, bir demokrasi anıtı gibi orada durdular yani. Hep beraber durduk. Ve millet tabii onu görünce daha da bir coşku oldu. Ve bir ara Gençlik Spor Bakanı Sayın Kılıç dedi ki, ya Fatih Bey dedi, şu dedi şeyi görüyor musun dedi, şurada ileride bir tepe var dedi. Benim dedem orada yatıyor dedi. Benim dedem dedi darbeye direnerek dedi, milletvekili dedi. Bana dedi bu soyadı bıraktı dedi. Ben o soyadına yani sonuna kadar burada, ölümüne kadar buradayız dedi. Samsun'da meydanda halkla birlikte direndiler darbecilere. Bu oyunu da bozacağız Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanına ulaşılmıyor, başbakana ulaşılmıyor. Dışişleri Bakanı dünyaya açılan tek kapı ve telefon yağıyor. Bu arada da ilginç bir görüntü. Gençler bakanın sarılmış boynuna, mesela hiç unutmayacağım, bir Samsunlu iki tane genç. Sayın Bakanım sizin için ölürüz. O da diyor ki demokrasi için ölürüz filan. O sırada telefon çalıyor. Sanıyorum Körfez ülkelerinden birine, çünkü arada İngilizceyi dinliyorum. Arada oradan bir inşallah sesi geliyor. Yani destek sesi geliyor karşı taraftan. Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı'yım. Bakan arkadaşımla, dostlarımızla, halkla meydandayız. Sapasağlamız. Yarın sabah bu ülke demokrasiyle uyanacak. Yani bu sözü her telefona Sayın Bakan orada anlattı. Saat 23.45'i gösterdiğinde Genelkurmay Başkanlığından akredite gazetecilerin posta kutusuna bir mail düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu mesajı yazılmıştı o mailde. Devletin yayın organı TRT'ye de asker kıyafetli teröristler girdi. Çalışanları rehin aldı. TRT spikeri Tijen Karaş'a elde karalanmış bir metin verildi okuması için. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle yönetime el koymuştur. Darbeciler tarafından kaleme alınan metinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir deniyordu. Bundan sadece dakikalar sonra halk bir çağrıyla sözde darbecilerin bu sözlerini bir kalemde silecek, inanılmaz bir direniş gösterecekti. Askerler aynı saatlerde Harbiye Ordu Evi ve TRT Radyo binasını da bastı. İstanbul'da da darbeci askerlerle polis, darbeci askerlerle vatandaş karşı karşıya geldi. TRT merkezi başta olmak üzere Ankara'nın dört bir yanından aynı dakikalarda güçlü patlama sesleri geldi. Türkiye'nin içinde bulunduğu hain tuzağı püskürtmek isteyen halk sokaklardaydı. Bu daha başlangıçtı. Tüm Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı merak ederken ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı CNN Türk yayınına internet üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle katıldı. Herkesin merak ettiği darbeciler kim sorusuna cevap verdi. FETÖ-PDY terör örgütü hain planlarının içine TSK'da görev yapan bir grup askeri de dahil etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarını ve vatandaşlarının can güvenliğini hiçe sayan kanlı eylemlere başlamıştı. O sırada ailesiyle birlikte Marmaris'te tatildeydi Cumhurbaşkanı. Hayati tehlikesi vardı ve acilen İstanbul'a dönmesi gerekiyordu. Bir çağrı yaptı. Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir çağrı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Bey bana Cumhurbaşkanı açıklama yapacak dedi. Bunun üzerine son dakikasını verdim. Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Daha gecenin ilk saatleri ama bunlar. Ve Doğan Haber Ajansı'nı Marmaris'te bulundukları yere yönlendirin dedim. Hep burada oturduğum için hani biraz bağırarak oluyor bu işler.
Bu arada biz yayına devam ediyoruz. İstanbul zaman zaman dönüyor bize Ankara stüdyoya. Abdülkadir de geldi. İstanbul'dayken yayın aklıma geldi. Bir saat geçti, Cumhurbaşkanı açıklama yapmadı. Aradım, ya hayırdır ne oluyor açıklama falan. Ya bir takım teknik sorunlar yaşıyoruz dedi Hasan. Yani canlı açıklama hayır dedi, mümkün değil dedi. Periskop yaptık dedi. Hiç kimse görmedi dedim ben bu yayını. Yani hiç haberimiz yok bir şey yaptığınızdan. Ben dedim yayın almak isterim Cumhurbaşkanı'nı. Benim sormam lazım dedi. Sordu. Çok kısa bir sürede dönüş oldu Hasan Bey tarafından. Sayın Cumhurbaşkanı tamam bağlanalım dedi dedi. O zaman dedim yani elimde sadece zaten telefon var otururken. Telefonla arıyorum dedim. FaceTime yapalım. Ve bir dakika sonra FaceTime'la iletişim halindeydik. Telefonu açtığım anda Hasan Bey'i önde Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı arkada gördüm. Tabii ki çok heyecanlandım. Eminim herkes benim gibiydi aslında. Cumhurbaşkanı görmek yani işte Cumhurbaşkanı hayatta yaşıyor, konuşacak. En önemlisi bu, birincisi bu. Dolayısıyla sonrasında da işte bildiğiniz yayın yapıldı. Ve Cumhurbaşkanı o önemli açıklamaları, tarihe geçen açıklamaları oldu. Uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Her şey çok böyle o anlık geliştiği için Cumhurbaşkanı'nı görünce ben daha ofisime bir şey söylememiştim açıkçası. Sadece kafamı çevirdim. Onlar da duyuyorlar bunları yani elimde değil tabii. Cumhurbaşkanı telefonda, Cumhurbaşkanı yayında çabuk bana dönsünler, dönün Ankara'ya dönün, Ankara'ya dönün diye bağırdım. Yani burası da bir şaşırdı, İstanbul da bir şaşırdı ama bir buçuk dakika içinde anında yayındaydık. Mikrofonu çıkardım yakamdan, işte telefonu tutarak, kendime tutarak Abdülkadir Selvi de yanımdaydı. O şekilde gerçekleştirdik yayını. Eve geçtim, bir boy abdesti aldım, silahlarımı aldım. Tabii bu darbenin öncelikle hedefleri arasında olacağım ben biliyorum. Çünkü bu ihanet şebekesiyle bizim yıllardır bir mücadelemiz var. Bir cep telefonundan, sadece bir cep telefonundan Sayın Cumhurbaşkanı'ndan millet meydanlara insin çağrısının hemen ardından ama çok kısa bir süre içerisinde milletin meydanlara doldurması bu darbe girişimini, bu aslına bakarsanız işgal girişimidir. Bu işgal girişimini bertaraf etti diyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu yayın o gecenin kaderini değiştirdi. Eksen darbesini ben gördüm, yaşadım. Bu oyuna gelmeyin. Gelmeyin bu oyuna. Siz hepiniz bizim çocuklarımızsınız, canımızsınız. Arkadaşlar, sizin darbe girişimiydi yaşananlar. Halk bir de Cumhurbaşkanı'nın ağzından duydu. Darbecilerin gayrimeşru girişimine karşı durmak için sokaklara çıktı. Mesele demokrasiydi. Türkiye'nin geleceği için önemliydi. En ufak bir organizasyonsuz, en ufak bir hazırlıksız, en küçük bir beklentisi olmadan, beklentiden kastım yani böyle bir şeyi bekleyen bir durum olmadığı halde hızlı bir biçimde toplumun tamamına yakını, burası çok önemli, AK Partililer veya şu görüştekiler, muhafazakarlar, Erdoğan yanlıları değil. Her kesimden toplumun bütün kesimleri ülkenin tamamında hızlı bir biçimde sokaklara dökülerek canı pahasına demek de bunu yetmiyor, canını vererek çok büyük bir kısmı bu girişime engel oldular. Önemli noktaları tutan askeri birliklerin karşısında ellerinde Türk bayrakları tutan vatandaşlar vardı. Polisle omuz omuza çatıştılar. Çatışmalar Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurda yayıldı. Hainlerin hedefinde Türkiye'nin en önemli kurumları vardı. Bu kez jetler MIT'in üzerindeydi. Saat 00.09'da Kobra helikopteri Ankara Yeni Mahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatı'nı vurdu. MIT saldırıya silahla karşılık verdi. Saat 00.30'da da hedef bu kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Hemen hemen her yerden bomba sesleri, silah sesleri,
Ses bombasının kulakları tırmalayan sesleri yükseldi. Hainlerin darbe teşebbüsü geri püskürtülmeye çalışılırken adeta savaşı yaşadı halk. Darbeci askerler halkın güvenliğini sağlaması için kendisine emanet edilen silahı millete çevirdi. Sokaklarda demokrasi mücadelesi veren binlerce vatandaşın üzerine ateş açtı. Suçsuz yüzlerce vatandaş demokrasi savaşında sokaklarda can verdi o gece. Demokrasi şehitleri arasında köprüde darbecilerin açtığı ateş sonucu AK Parti'nin isim babası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu ve yol arkadaşı reklamcı Erol Olçak ve adını dava arkadaşlarından alan oğlu 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçak hayatını kaybetti. Yunus Sayın da darbeci askerlerin sivil halka ateş açtığı o anlarda köprüdeydi. İlk panzerlerin önüne geçtiğimizde karşımızda hepsi siper almış, askerler yere çömelmiş. Bunların içinde rütbeli de vardı, rütbesiz de vardı. Rütbelilerin geneli tankların arkasındaydı. Diz çöken askerleri gördük gözümüzle. Ben o sırada telefonu çıkarttım, hani fotoğraf çekme yahut da video çekme amaçlı. O arada arkamdan gelenler önüme atladı, ateş açılmaya başladı zaten. Yanımdaki omuzumdan vuruldu, önümde duran. Kolumun üstünden sıyırdığını hissettim merminin, çünkü sıcaklığı ve rüzgarı hissediliyordu. Arkamdakinin de vurulduğunu gördüm. Sonra biz hızlı bir şekilde yere yattık. Tabii o sıçrayan kan, revan, o şey içerisinde hiçbir şekilde hani biz ölecek miyiz diye düşünmedik. Öyle bir düşünce yoktu. Artık o saatten sonra her şey otomatiğe bağlanmış. Biz kendimizce etrafımızdakilerle ilgileniyorduk. Türkiye'nin her yerindeki bütün camilerden aynı anda ezanlar okunmaya başladı. O dakikalarda Türkiye için tarihi anlardı. Gece boyunca ezan hiç kesilmedi. Halka birlik olma ve sokağa çıkıp darbecilere karşı mücadele etme çağrısı yapıldı. Bu talimatı veren Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'di. Ezan sesleri ve çağrılar silah seslerini susturdu. Diyanet İşleri Başkanlığı sadece üstüne düşen vazifeyi yapmıştır. Çünkü bizim sadece namaz kıldırmak, sadece camileri idare etmek gibi bir görevimiz yok. Bizim bu gibi zor zamanlarda, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, milletimizin maneviyatını ayakta tutmak, milletimizi kendi hukukuna sahip çıkmaya davet etmek bizim birinci vazifemizdir. Bizim kendi çocuklarımız, peygamber ocağı olarak bildiğimiz bir müessesede, yetiştikten sonra en üst düzey rütbelere ulaştıktan sonra bu milletin paralarıyla satın alınan ve milletin güvenliğine saldırı olduğu zaman düşmana yönelteceği silahları bu şekilde milletine, kendi milletinin meclisine yöneltmiş olmasını milletimizin karşılaştığı çok büyük bir suikast olarak, çok menfur bir saldırı olarak görüyorum. Bütün bunların din görüntüsü adı altında planlanmış olması ise çok daha düşündürücü. Ankara Gölbaşı'nda çatışmaların da yükseldiği anlarda polis özel harekat karargahı vuruldu. O helikopter Gölbaşı'nda düşürüldü. Ancak o kanlı akşamda mesai başında olan 20 polis memuru şehit oldu. Binlerce vatandaş şu anda yerde! Bombalar, silahlar patlıyor!
Aynı dakikalarda İstanbul'un merkezlerinden Taksim Meydanı'nda da silah sesleri yankılandı. Meydanda mevzilenen darbeci askerler kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Ateş etmeye devam ediyorlar! Yat Urca, yat Urca, yat! Bakın! Uçaklar hemen üzerimizden geçti şu anda! Halkı korumak için kullanılması gereken silahları halkı dağıtmak için kullanan askerler meydanda barınamadı. Bu millet size müsaade etmeyecek. Benim de yerim var. Senin de yerin var. Bu millet yaşıyor. Buna hakkınız yok. Neyse. Saat 02.50'de Türk demokrasisinin mabedi Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk bombayla sarsıldı. İşgal yıllarında Kurtuluş Savaşı'nda düşman tarafından bile bombalanmayan meclis, hainlerin saldırısının hedefi oldu. En acısı da meclisin üzerinden geçen ve bomba yağdıran uçakların Türk ordusuna ait olan uçaklar olmasıydı. Olacak son ve bardağı taşıran hareketti. Bu memleket işgal altındayken bizim dedelerimiz o mecliste bu vatanı kurtardı. O meclis Mustafa Kemal Atatürk başta bizim dedelerimizin bize mirasıdır. O meclis bizim namusumuzdur. Bir yabancı savaşta bombalanırsa üzülürüz. Ama o meclisin Türk bayrağı taşıyan bir F-16'nın içindeki bir Türk pilotu olduğunu söyleyen bir adam tarafından bizim vergilerimizle yapılmış Türk malı bir füzeyle vurulmuş olması benim için dayanılmazdır. O sıcak dakikalarda Fox televizyon muhabiri Umut Yertutan ve kameraman Cemal Gökçamlı yayındaydı. Bombaların şiddetiyle gerçekleştirdiği yayını. Olayın vehametinin çok daha farkında olmadığımız için ilk dakikalarda işte burada şu an olduğu gibi ışıklarla böyle çok detaylı bir yayın yapacağımızı düşünerek hazırlandık. Ama baktık ki F-16'lar, helikopterler gerçekten sıra dışı bir şey var. Işıklarımızı kararttık. Savaş sahnesi gibiydi burası. Önce kendi aktüel kameramı aldım. Bütün bu alanı görecek şekilde genele aldım. Ne olur ne olmaz dedim. Hiçbir görüntü kaçmasın. İşte meclis, genel kurmayı, jandarma, İçişleri Bakanlığı burayı tamamıyla gördüm. Uçaklarla, helikopterlerle beraber ve sürekli kayıttaydı kameram. Sürekli. İşte ışıkları kararttık, yere çöktük. Hayatımda ilk defa 22 yıldır oturarak yayın yaptım. Çünkü o tehlikeye de maruz kalmamak adına. Ama saat 4-4.30'a kadar, gün ağarana kadar F-16'ların, ateş açan helikopterlerin, işte hemen arkamızda meclis çatısı orada aklımızın ucundan geçmeyen, inanamayacağımız, hatta o gün yayında da söyledim, akşamüstü 5'te biri bize söyleseydi meclisi bombalayacaklar, tanklar büronun dibinden geçecek filan, hadi canım derdik. Ama bütün bunlar oldu. Şaşkınlık, cesaret, doğru bilgilendirme, bütün hepsi üst üste geldi. Çok karmaşık, çok tarihi ama keşke olmasaydı dediğim bir geceydi. Kameram sürekli kayıtlı olduğu için kafam rahattı. Mesela çok yakından uçtuğu zaman uçak ya da helikopter ya bir anda küçülüyor. Hadi küçülüyoruz arkadaşlar diye yere atıyorduk kendimizi yani. Orta ama korunaklı bir yer değil ki burası. Ona rağmen çok şanslıydık aslında. Tarihe utanç anısı olarak geçecek o dakikalarda ölüm de bir o kadar yakındı habercilere. Kobra yukarıdan ateş etmeye başladı Genelkurmay tarafına. O an Umut'a vardım. Ben çünkü farklı bir açıyı çekiyordum. Yat 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 diye bağırdım. Kamerayı bu tarafa çevirdim. Zaten Umut o sırada kendisini fırlattı. Ne olduğunu da anlamıyoruz ya. Refleksle bağırdım çünkü. Hayatımda iki kez kelimeye şahitlik getirdim. Bir 99 yılında deprem yaşadım. Büyük depremde Gölcü'ye çok yakın bir yerde askerdim. 4 saat enkazda kaldım. Bir de o akşam. Yani yayın aralarında
bize bağlanmadıkları anlarda bunu bir kez daha dile getirdim. Çocuklarım aklıma geldi, ailem aklıma geldi. Dediğim gibi bir taraftan bunları düşünüyorsunuz, bir taraftan insanlara doğru bir şeyler anlatmanın derdindesiniz. Korkmadım dersem yalan olur, korktum. Gazeteci olarak yaşadığım en dehşet dolu anlar bunlar. Milletvekilleri meclise koşarak darbeye direndi. Telefonlarıyla canlı yayınlar yaptı. Halka biz buradayız, gitmeyeceğiz mesajlarını iletti. Bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan meclis korktu de. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmektir. O akşam mecliste yaşananlar da Türk siyaseti için bir milat, dünya için dik duruş örneğiydi. Ailem sana emanet, bu gecenin sabahında ne olacağımızı bilmiyoruz. Benim 40 gün önce bir torunum dünyaya geldi. Onlar bizi ziyarete gelmişlerdi o gece. Bu şartlar altında işte duyduğumuz andan itibaren torunumu da öperek, aileme hissettirmeden sadece damadıma söyleyerek ailemi onlara emanet ettim ve evden çıktım. Çünkü ertesi günün ne olacağı ve bizleri ne bekleyeceğini bilmiyorduk. Tabii biz mecliste gerçekten o gün tarihi bir oturumu gerçekleştirdik. Yaptığımız konuşmalarla milli iradeye ve demokrasiye bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. Tabii sonucu bilinmeyen bir gecenin içerisindeyiz. Ama bence o gün siyaset kurumu çok önemli bir görev yaptı ve Türkiye'de siyasi partilerin en çatışmalı bir ortamda çok kritik bir süreçte birlik olabileceğini gösterdi ve bu bence darbenin önlenmesinde çok önemli bir moral faktörü oldu. İlk görevimiz meclise sahip çıkmaktı. Geç kalmadan hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip o meclisin toplanmasını sağlamak ve sahip çıkmaktı. Eğer geç kalınsaydı belki meclise girme imkanı bulamayacaktık. Tanklar çevirecekti. Bir heyecan vardı fakat bir kararlılık vardı. Orada ortak bir ruh vardı. Orada parlamentoya, meclise, demokratik siyasi hayata sahip çıkma ortak şuuru vardı. Ben onu gördük ve onu yaşadık. Kanlı ve karanlık geçen gecenin ardından gün ağarınca meclisteki ağır tablo gözler önündeydi. Milletvekilleri kulislerinden başbakanın makam odasına kadar pek çok yer kullanılamaz haldeydi. Meclisteki gibi darbe girişiminin yürütüldüğü Kazan'da bulunan Akıncılar 4. Anajet Üssü Komutanlığı'nın önünde de hareketli saatler yaşandı. Halk operasyonun idare edildiği üssün önünde toplandı. Asker vatandaşın üzerine doğrulttuğu silahından geriye acı hikayeler bıraktı. Duyurular yapıldı, anonslar. Belediyenin orayı bekliyoruz. Ben beyaz gidecektim. Ben dedim ben de gelip yalnız bırakmayayım seni. Hasan Yılmaz 44 yaşındaydı. Ankara'nın Kazan ilçesinde asgari ücretle iki kızını okutmaya çalışan kahraman babalardan. FETÖ örgütünün Türkiye'nin başına sardığı hain girişimi televizyonlardan öğrenince beyaz gömleğini giydi, eline Türk bayrağını aldı. Yanında 16 yaşındaki kızı Birgül'le birlikte darbeye karşı durmak için sokağa çıktı. Şehadete giden yol böyle başladı. Görür görmez dedi, ben niye duruyorum? Biz nihayet dışarı çıkmıyoruz. Sen de gel dedi. Herkes geliyor zaten. Herkes çıkıyor dedi. Biz de inelim dedi. Elinde sallayarak gittiği bayrağı şimdi tabutun. Yaşananlar bir geceye sığdı belki ama Birgül'ün yaşadığı o gece tüm Türkiye'nin hafızasından silinmeyecek. Zifiri Karanlı. Askerler var, çok fazla. Ama ateş açıyorlardı, o yer ateş. Uçak kaldırıyorlardı sürekli. Kaldırmayın diye tepki gösterdi. Ona rağmen kalktı. Kalkınca halka yaklandı.
Daha çok üstlerine gitti, kaldırmasınlar biz sahip çıkalım hocamlara diye. Sonra halkın üstüne ateş açtılar. Bir saat boyunca aralıksız. Asker bizim dedik. Vatan bizim dedik. Vatan için canımızı vermeye geldik. Onlar da dedi bizesin askeriniz. Bizim askerimiz bizi öldürdü. Hasan Yılmaz gibi o gece beyaz gömleğini giyip darbe girişiminin ana üssü Akıncı'ya gidenlerden biri de Kazan'a 10 kilometre uzaklıktaki Ahi Mahallesi muhtarı Ali Anar'dı. Darbeye darbe yapmak için 14 yaşındaki oğlu Hüseyin'le çıktı dışarı. Oğlu bu gururu yaşasın diye. Allah Allah, sabah ezanları okunmaya başladı. Nedir bu dedim. Gelin dedi ki baba dedi, terbi olmuş dedi. Ali Zahşan işte gitti terbişeye dedi. Daha gelmedi dedi, haberin yok mu dedi. Ali dedi, yaralanmış dedi. Kız ne yaralanacak kızım, darbe olmuş dedim. Öyle bir şey varmış dedi. Bir evin bir dikmesi, benim sağ kolum. Başka bir oğlum yok. Kendimi kaybettim. Kendimi direğe vuracağım. Gelin baba ne yapıyorsun dedi. Hanım hastanede yatıyor. Şeker komasına girdi. Bir de bunu duyunca yerli ölmüş. Ankara'ya gitmiş duyar duymaz. Hastaneye başlandı. Çoktan ölmüş. Allah'a havale yapıyorum. Rabbime havale yapıyorum. Benim oğlumdan perişan olsun onlar da. İnşallah olurlar. İnşallah olurlar. O akşam babasıyla birlikte Kazan'a giden Hüseyin Anar, dimdik durmaya çalışsa da daha 15 yaşında. Darbe girişimini yaşadığı gecenin korkusu üzerindeyken yanında babası vuruldu. Yaşamak zor, anlatmak da. Vatan için herkes köyden, yaşlılar, genç, yaşlı genç demeden gittik. Babam beni ilk başta götürmedi. Yok dedi, ben çok ısrar ettim. Oradan annem de gitme dedi, ne yapacaksın dedi. Kazana, ilk başta Kazan'a geçtik, gittik. Oradan halk Tay'a gidiyor. Biz de komaya katıldık, gittik. Biz aşağıdaydık, bayağı bir uzaktaydık. Oradan işte götürdü, beni koydu. Baba ben de geleceğim dedi. Çok ısrar ettim, yok dedi, sen burada dur dedi. Gelme dedi. Bu sen buradan sakın ayrılma dedi. Oradan Mahmut amca diye var. O falan çok ısrar etti. Gitme Ali, gideceksin. Ve beni de götür dedi. Yok dedi. Bu size emanet dedi. Gitti. Sonra silah sesi geldi. Yani bayağı bir attılar. Sonra işte yarım dakika, bir dakika sonra herkes koştu. Herkes kayboldu. Ben direkt anladım, babam kesin vuruldu dedim. Ben gittim askerlerin önüne, dur diyorlar, gelme diyorlar, vururuz diyorlar, yaklaşma diyorlar. Hüseyin bir gençken sadece birkaç saatte kocaman bir adam oldu yaşadıkları sonrasında. Ben babamı ilk başta görmedim. Karanlık tabii, el fenerini tuta tuta arıyordum babam. İçeride falan girdilerse vuruldular diye sandım. Sordum askerlere, içeride takım elbiseli biri var mı? Vuruldu mu falan? Yok dediler. Ben o anda sevindim yani. Babam vurulmadı diye. Sevindim. Karanlık tabii. El fenerini tuta tuta arıyordum babam. Orada kafası kopanlar falan vardı. Yani ben korkmadım hiç oradan o şeyle. Sonra geri geldim, baktım. Hala bakıyorum tabii. Arıyorum. Arkadan Mahmut amca gelmiş, ambulansla gelmiş. Babam iki ambulansın arasında yatıyormuştu. İşte almışlar, bindiriyorlarmış. Ağzından köpük falan çıkmış. Köpük falan vardı. Ama nefes alıyordu yani, yaşıyordu. Bindirdik ambulansa, gidiyoruz. Ambulans da almıyormuştu. Mahmut abi demiş, bu burada ölür, ben de seni orada öldürürüm demiş. Bunu götüreceğim demiş.
zorla yani babamı bindirmiş ambulansa götürdük Etmek Hastanesi'ne. Orada cam açık. Baba ben buradayım baba diye bağırdım. Duymuştur herhalde. Şöyle gözleri biraz şöyle açıktı. Nefes alıyordu yani ama ağzı tabii köpük doluydu. Bana tabii hemşireler diyor iyi diyorlar. Yanımdaki Mahmut amca demiş buna çocuğu demiş iyi deyin demiş. İşte ben de iyi dedikleri zaman seviniyorum tabii. Meğer bitkisel hayattaymış. Ölmüş yani. Kazan'da kanlı geceyi yaşayanlardan biri de Ali Anar'ın yanında olan arkadaşı Bekir Gönen. Aşağı yukarı 5-10 metre kalmıştı. Halk yığılmıştı nizaminin önüne. Uyarı ateş açtılar yukarıya. Biz aklıma hayalime gelmedi nasıl bizim askerimiz bizi nasıl tarar, nasıl vurur. Hiç aklımızdan bile geçmedi. Ama yaptılar. Aniden taradılar. Muhtar da yanımdaydı. Üzerimizden kurşunlar geçiyordu. Sürünerekten, apalayaraktan canımızı kurtardık ve arabaları park ettiğimiz yere kadar geldik. Kazan Hastanesi'ne geldik. Hızlı bir şekilde. Bütün yaralılar oraya gelmişti. Ana baba günüydü orası. Mahşer günü gibiydi. O arada Ali yok dediler. O gece darbenin hava üssü Kazan'da mücadele verenlerden biri de Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'tü. Yaşananların perde arkası da en az görünen kadar korkunçtu. Kazan 81 vilayetten gelen insanların göç ederek geldiği ve yaşadığı bir ilçe. Sokakta tam bir Anadolu vardı. Nizami'nin önüne geldiğimizde bizim tanıdığımız askerler yoktu orada. Her zamanki nöbet tutan bizim tanıdığımız, görüştüğümüz rütbeli ve askerler yoktu. Ya neler oluyor? Dedik siz kimsiniz? Dediler ki biz yeni birliyiz. Peki neler oluyor burada? Bu uçaklar neden kalkıyor? Neden çok alçak uçuş yaparak siz Ankara'ya gidip geliyorsunuz? Dediler ki siz merak etmeyin problem yok. Rahat olun. Dedi ki hayır siz bir şey yapıyorsunuz. Siz burada ihtilalin merkezi burası. Siz Ankara'da tabii ki haberler alıyoruz. Meclis bombalanıyor. İnsanlar bombalanıyor. Ciddi manada sıkıntı var. Buranın merkezi burası dedik. Yani gözümüzün önünde oluyor. 4. Anacılet Üst Komutanı. Hava Tuğgeneral Hakan Evrim. Arıyorum. Telefon kayıtları mevcut. Sürekli reddediyor. Sürekli reddetmeye başlayınca dedim ki tamam. Yani burada artık merkez de burası, sıkıntı da burası. Kendisine mesaj attım. Saat gece 2 oldu. Artık halk yığılı bir şekilde ve çok şuurlu bir şekilde bu uçakları durdurmaya karar verdik. Halk da bunu bu şekilde düşünüyor. Mesaj atıyorum komutanım. Allah rızası için siz yapmayın. Yapmazsınız siz. Siz iyi bir insansınız. Siz iyi bir komutansınız. Bu millete kıymazsınız. 10 bin kişiyle buradayım. Gel sık bana. Resmimi attığım mesaj, SMS. Samanları etrafında ekinler yeni biçildi. O samanlar oradayken ateş yakarak duman oluşturalım. Uçakların görüş mesafesini engelleyelim. Lastikler bulduk. Lastikler getirdik köylerden. Köyde vatandaş samanlarına koydu. Saman balyalarını traktörleriyle getirdi. Her tarafı ateşe verdi. Dumanlar uçakların kalkış ve inişini engellemeye çalışıyoruz. Selasiyesiyle birlikte köyümüzden çıktık konvoy halinde. Tayın önünde. Çok kalabalıktık. Pistin alanını kapatmak için, uçakların pisti kullanamaması için duman yaptık her tarafı. Lastikler, balyalar yandı. O akşam Kazan'da darbecilerin silahlarının hedefinde sadece vatandaş değil, camiler de vardı.
İki yüzbaşı ve 12 er Doğan Medya Grubu'nun otoparkına helikopterle indi. Havaya ateş açıp güvenlik görevlilerini yere yatırarak binaya girdiler. Şu anda televizyon binamıza da asker zor kullanarak girmiş bulunuyor. Şu anda merdivenlerimizdeki sesleri duyabiliyorum. CNN Türk'ün yayını kesildi, stüdyo boşaltıldı. Çalışanlarla darbeci askerler arasında gerilim tırmandı. Abi sakin! Asker şu anda CNN Türk katını boşaltıyor. Tamamen. Yukarıda birkaç arkadaşımız kaldı. Darbeye direnen halk bu kez CNN Türk binasındaydı. Arkadaşlar şöyle geri gelin. Geri lütfen geri. Polisin sakin olun çağrısına rağmen binaya girdiler. Askerleri etkisiz hale getirdiler. Asker şu anda vatandaşlara silah doğru. Silah patladı, ateş ettiler, görüyorsunuz. Ben Erdoğan Aktaş, CNN Türk Genel Müdürüyüm. Ferhat Morata bana bir şey gösteriyor, ürkütücü, boş bir kovan herhalde G3 mermisi, öyle tahmin ediyorum. O işte bir yayın kuruluşunun karşılaştığı bu durum, sadece o yayın kuruluşuyla sınırlı bir durum değildi aslında. Eğer orada başarılı olunsaydı veya genel anlamda bu girişim genel olarak başarılı olsaydı, sırada bu kuruluşların da olduğu daha sonra net olarak anlaşıldı. Allah'tan buna fırsat bulamadılar ve burası görevini tamamen sonuna kadar bitirdi. Kaldı ki malum aynı grupta televizyonlarımız var, onlar da yayınlarına devam ettiler. Hatta o saldırıya basına uğrayan yayın kuruluşlarına da buradan destek verdiler. Bu çok anlamlı ve önemli bir destekti bu. Biraz sonra burayı basacaklar muhtemelen. Kesinlikle ve kesinlikle bilin ki biz teslim olmayacağız. Ben kafalarına sıkmaya hazır bir şekilde bekliyorum. Ama ne olur bütün televizyonların, Türkiye'deki bütün televizyonların önlerine gidin, uyduların önlerine gidin ve yayınların kesilmemesini ne olur sağlayın dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla yaptığı canlı bağlantının ardından İlk kez Atatürk Havalimanı'nda saat 04.47'yi gösterdiğinde kameraların karşısına geçti. Sakindi. Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. Biz sonuna kadar bu işi yürüteceğiz ve bu tanklarla sokaklarda dolaşanlar aynı şekilde tanklarla çıktıkları yere geri dönecekler. Çünkü bu tanklar onların değil. Bu tanklar onlara emanettir ve bunlar emanete hıyanet etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunan herkes onu görünce belki de gece boyunca ilk kez rahat bir nefes aldı. Çünkü havada savaş uçakları uçarken, her dakika bir bomba sesi gelirken sakin, kararlı ve inançlıydı. Kendisi uçağın indiği vakit ben oradaydım. Tabii uçağa indiği anda çok değişik sahnelere de şahitlik etmiş oldum. İndiği anda kendisi aprona girerken bir savaş uçağı tam üzerimizden geçti. Onun tabii patlamasıyla bazı camlar kırıldı ve insanlar, vatandaşlar yaralandı. Şimdi sosyal medyada da görüyorsunuz kendisinin o vatandaşa sarıldığı an. İçeride olan bir vatandaşın tedavisi anıydı. Hemen gelir gelmez kendisine sarıldı. Kendisi çok sakindi, vakarlıydı. Sanki hazır gibiydi yani böyle bir şeye. Tabii her seferinde kendisi de söylüyor bunu. Hiçbir zaman dik duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz diyor. O dik duruşunu da orada sergiledi açıkçası. Tabii bazı telefon trafikleri oldu, bazı görüşmeler oldu, yapılması gereken şeyler, planlar birbirleriyle tartıştılar, görüştüler. İşte damadı Sayın Berat Albayrak, aynı zamanda Enerji Bakanımız, hep yanındaydı, hiç ayrılmadı. İl Başkanımız oradaydı.
Tabii içerideki kalabalık, o yakın arkadaşlar, yakın insanlar hiçbir şekilde ayrılmadık oradan. Ta ki bazı insanlar artık bitti evinize dönün dediği zaman bile biz başkumandanımızı araca bindirmeden, evine teslim etmeden hiçbir yere ayrılmayacağımızı da herkese söyledik. Vekillerimiz Allah razı olsun birkaç tanesi oradaydı. Yani içeride bir heyecan vardı elbette. Ama kimsenin korkusu yoktu. Çünkü yanımızda başkumandanımız vardı ve sağ salim gelmişti. O anlarda devlet konuk evinde çok ilginç anlar da yaşandı. Baksana, söz verdim, getirdim. Sabah saatlerinde, gün ağardığında bir helikopter geldi. Kuleye bildirmemiş. Kim olduğunu bilmiyoruz. Silahlı. Ben dışarı çıktım. Yakın korumalarından bazı arkadaşlar dışarı çıktı. Kendimizi zırhlı araçlara siper ettik. Silahlı olduğu için ve bildirmediği için bilmiyoruz kim olduğunu. Bir tur attı. Tabii biz siperlerde dolaşıyoruz. Bir tur daha attı. Sonra bir tur daha attı. Ondan sonra el salladı gitti. Hala kim ne olduğunu ben açıkçası bilmiyorum şahsen. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yanında bulunan devlet konuk evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği saatlerde yaralılar da vardı. Yaşananlar devletin aslında bir aile olduğunu kanıtladı. Salona ilk girdiğimde dediğim gibi hınça hınç insanlar doluydu. Ve o dakika tabii iki şeyi düşünüyorsunuz. Bir, oradaki insanların her biri tamamen korkudan arınmış bir şekilde orada Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu göstermek için oradaydı. Liderinin yanındaydı. Ama bir yandan da orada o kadar ciddi bir kalabalığın olması, kontrolsüz bir kalabalığın olması sebebiyle de bir kaygı taşıyorsunuz. Bu karmaşık duygular içinde Sayın Cumhurbaşkanımız devlet konuk evindeki büyük odalardan bir tanesindeydi. O odaya geçtim. Bulunduğu odada yerde yatan yaralılar vardı. Çünkü devlet konuk evinin önünde bir yarım saat önce o sesle birlikte, yani o patlama veya gürültülü sesle birlikte ABD ile birlikte yaralanan kardeşlerimiz vardı. Kardeşlerimizden bir tanesi ayakta duramıyordu. Bütün kontrolünü kaybetmişti ve sandalyede bile oturmakta zorluk çekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın o genç kardeşimize gidip onu sardığını, sıkı sıkı sarmaladığını hatırlıyorum. Ve ona sakin olmasını, metanetli olmasını söylüyordu. O sarılış bir babanın bir evladına sarılışı gibiydi. Yerde de yine yaralı bir hanım kardeşimiz yatıyordu. Etraftaki insanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın o hanım kardeşimizin yanına girip onun durumunu sormak istediğini görünce bakın şöyle oturun efendim, şöyle yapın gibi sesler geliyordu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız onların hiçbirisini dikkate almadı ve bütün o Cumhurbaşkanlığını şunu bunu yani dışarıdan izlediğinizde bir insan, bir büyük, bir baba şefkatiyle dizlerinin üzerine eğildi. Ve hanım kardeşimizin nasıl olduğunu, ağrılarının nerede olduğunu anlamaya çalışıp kendisine iyi olacağını, moral vermek üzerine bir konuşma yaptı. Bu konuşmalar tabii o yaralıları, yaralılara bize iyi geldiği gibi bence o yaralı kardeşlerimize de çok iyi geldi diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'ten kaldığı otelden çıktıktan yarım saat sonra o otele helikopterlerle ateş açıldı. Ben buraya gelmeden önce farklı bir yerdeydim, Marmaris'te. Ve ayrıldığım yerde de hemen arkamdan oraları ne yazık ki aynı şekilde bombalamışlar. Gün aydınlandı ama karanlık gece bitmedi. Sabahın ilk ışıklarında Ankara'da
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinde savaş uçakları geçmeye devam etti. Bombalardı. İstanbul yeni güne bu görüntülerle başladı. 15 Temmuz'da başlayan, kendine yurtta sulh konseyi adını veren hain darbecilerin ilk konuşlandığı nokta, Boğaziçi Köprüsü'nde tarihe geçecek anlar yaşandı. Darbeci askerler defalarca tekrarlanan teslim ol çağrılarına cevap verdi. Silahını bıraktı, elleri havada tek tek teslim oldu. Darbenin halk ve emniyet güçlerince püskürtülmesinin ardından sabah saatlerinden itibaren ard arda gelecek operasyonlar başladı. Bunlardan ilki Jandarma Genel Komutanlığı'na yapıldı. Sabaha kadar süren çatışmalar 16 askerin öldürülmesiyle sonuçlandı. Darbeye teşebbüs eden 200 asker de teslim. Astsubay mı? Girişimin başındaki ismin en başından beri eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk olduğu söylenir. FETÖ terör örgütünün içine aldığı darbeci askerleri komuta eden Öztürk de gece boyunca hain saldırıların komuta edildiği Akıncı 4. Hava Jet Üssü Komutanlığındaydı. Rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da onun yanında olduğu iddiaları üzerine Akıncı Üssü'ne operasyon düzenlendi. Herkes Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın akıbetini merak ederken Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı'na geçici olarak 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın atandığını duyurdu. Paralel devlet yapılanması mensuplarının tamamını ordumuzdan temizlenmesi konusunda kararlı olduğumuzu açıklıkla ifade etmek isterim. Devletine ve milletine ihanet eden hiç kimse cezasız kalmayacaktır. Milletimizin asla endişesi olmasın ki Türkiye darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. Dan gelen görüntüler en kritik helikopter uçuşuydu belki de. Helikopterin içinde komuta kabinesinin başı vardı. Tüm gece haber alınamamıştı. Korkunç gecenin ardından yaklaşık 14 saat sonra göründü kameralara. Ankara'da operasyonlar sürerken İstanbullu rahat bir nefes aldı. İstanbul'un can damarlarından olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de trafiğe açıldı. Gece bittiğinde detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Cuntacıların gece boyunca jetleri ve savaş uçaklarını uçurmalarındaki engeli kaldırmak için akıl almaz bir plan yaptıkları anlaşıldı. 15 Temmuz akşamı Hava Kuvvetleri'nden Kor General İlhan Şanver'in kızının İstanbul Moda'da düğünü vardı. Düğüne gitmeyen tek komutan Orgeneral Akın Öztürk'tü. Gece 10'da düğmeye bastı. Damadının komutanı olduğu Ankara Akıncı 4. Anajet Üssü komutanlığından F-16'ları kaldırdı. Planın birçok aşaması vardı. Görev listeleri hazırdı. Bölgeler kendi içinde WhatsApp'ta yurtta sulh grubu kurmuştu. Sürekli iletişim halindelerdi. Darbeci askerler aynı anda birçok noktayı kontrol altına almaya çalışırken bir Skorsky helikopter de İstanbul'da yapılan düğün alanına indi. İddiaya göre Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal başta olmak üzere tüm komuta heyeti helikoptere alındı, kaçırıldı. Hava Kuvvetleri üst düzey ekibinin darbeciler tarafından kaçırılması üs ve filoların hızlı reaksiyon vermesini önledi. Darbe girişimi püskürtülünce
İhanetin arkasındaki Orgeneral Akın Öztürk hakkında işlem başlatıldı. Vatana ihanet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Zombileşmiş, hastalıklı bir ruh haline sahip kişiler. Bunların hiçbir kutsalı yok. Yani amaca ulaşmak için her yolu mubah gören, herkesi kurban edilebilir gören hastalıklı, habis bir yapı bu. Bu meclis gazi meclistir. Birçok darbe yaşamıştır. Düşman işgali sırasında Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiştir. Başına çok şeyler gelmiştir, çok badireler atlatmıştır ama bu kadar büyük bir alçaklık görmemiştir. Yani bu meclisi bombalamak, bombalamayı kimse düşünmemiştir. Yani meclis kuşatılmıştır askerler tarafından. Milletvekilleri gözaltına alınmıştır, muhasara edilmiştir ama bombalanmamıştır. Bu çok alçakça bir girişimdir. Bu büyük bir utançtır. Yani bunlar, yani vatan haini sözü bunu anlatmaya yetmez. Hani delil diyordu bazıları. Yani paralelci olduğunun delili nedir? Bunların terörist olduğunun delili nedir? İşte alın size delil, alın size ispat. Bu yaraları hep birlikte el birliğiyle saracağız. Ama tehlike bitmiş değil. Bunlar habis bir uğur şeklinde devletin birçok noktasına sızmış durumdalar. Bu da hala bir tehdit oluşturduklarını gösteriyor. Bütün bu tehdidin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, Başkomutan olarak hükümetimiz görevinin başındadır. Kararlı bir şekilde bu mücadeleyi verecektir. İster silahlı, ister silahsız, eğer demokrasiye, hukuka inanıyorsak her türlü fiili duruma karşı çıkmamız gerekiyor. 15 Temmuz bence bir milattır. Siyasi partilerin duruşları açısından bir milattır. Halkımızla bütünleşen milli irade, millet meclisi bu darbenin önlenmesinde çok etkili bir rol oynamıştır. Darbeye karışan isimlerden bazıları helikopterle Yunanistan'a geçti. Ama yakalanmaları uzun sürmedi. Türkiye iadelerini istedi. Ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi aracılığıyla da bir an evvel bunların iadesini istedik. Sayın milletvekilleri, darbe girişimi 24. saate yaklaşırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüntülerle bir kere daha tek yürek oldu. Meclis Genel Kurulu Başkan İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. Mecliste ilk olarak şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruh-u mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Yusuf! Yusuf, anne geliyorlar!
Boğaziçi Köprüsü'nden canlı bu görüntüler. Yönetime el koymuştur. Herkes burada duracak, ikişer üçer burada asansörle indirip sizi salıverir. Eğer karşı koyun olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim. Anlamayan var mı? Turgeneral Oğuzhan. Turgeneral Temüzenelmiş. Olmuyor Hasan Kulakçı. Ömrel Oğuz Karaman. Sağ olun. Çök!